Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı bükme yapacağız. Öncelikle hamur yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 paket toz maya, 2 yemek kaşığı da toz şekeri ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım ve mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim mayamız aktifleşti Arkadaşlar şimdi içerisine un katıyoruz ve bir su bardağı da sıvı yağını katacağız ununu kontrolü ekleyelim arkadaşlar 6-7 su bardağı arası un kullandım bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra güzelce yoğuralım Ben bu aşamada hamur yoğurma makinesi kullandım siz istediğiniz şekilde yoğurabilirsiniz yoğurma işlemi bittikten sonra Üzerini hafifçe yağlayalım kapağını kapatıp mayalanmaya bırakacağız Arkadaşlar hamurumuz mayalanırken biz de bir kenarda e, Ara katlarını süreceğimiz Haşhaşlı harcı hazırlıyoruz Hamurdan 6 tane beze çıktı ve her bir beze için birer yemek kaşığı haşhaş, birer tatlı kaşığı toz şeker ve birer çay kaşığı da tarçın kullandım. Sıvı yağ ile de aştırdım, akışkan bir kıvam aldırdım ve benim daha önceden kalan e, haş haşlı harcım vardı arkadaşlar. Ben onu da kullandım. E, şöyle söyleyeyim sizin de böyle e, harcınız kalırsa bir kenarda kapaklı bir kapta saklayabilirsiniz dolapta. Şimdi hamurumuz mayalandı. Tezgahın üzerine un serptik ve hamuru toplayalım, toparlayalım şöyle. Ve bu hamuru 6 bezeye böldüm arkadaşlar. Yarı ölçüleriyle yapıp 3 bezeden de yapabilirsiniz. Şimdi her bir bezi açalım. Şöyle kenara koyalım arkadaşlar. Hepsini açacağız güzelce merdane yardımıyla çok büyük açmanıza gerek yok. Bu büyüklük yeterli ve bu aşamada öncelikle 125 gram yağ eritilmiş yağ ve bir çay bardağı sıvı yağını karıştırıp hamur açılan hamurların üzerine önce sıvı yağla tereyağlı karışımı daha sonra haşhaşlı karışımı sürüyoruz. Aynı şekilde üst üste koyalım ve 3 katı üst üste aynı işlemi uygulayarak yapalım. Güzelce böyle her yerine yağını da haşhaşlı karışımını da yedirerek aynı işlemi yapalım. Ve bu şekilde güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz elinizi hafifçe açtırabilirsiniz. Yırtılma da olsa sıkıntı yapmayın. Ben öncelikle kenarlarından başladım. Daha sonra bu aşamada iki parmak genişliği yeterli ama siz e, haşhaşlı bükmelerim daha böyle tok olsun istiyorsanız biraz daha genişliğini biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi böyle elimizle bastırdık ve şimdi büktürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Ara katları da böyle harika oluyor. Şimdi açtırıp üstüne koyuyoruz hafifçe elimizle bastırıp şimdi ters yönlerde çevirelim. Bükmemizi aynı bu şekilde yapıyoruz ve tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlem bitene kadar hepsini yapıyoruz. Eğer verdiğim ölçülerde yaparsanız diğer kalan bezelerinizi de aynı şekilde uygul aynı işlemi uygulayarak yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu tepsiye koydum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve tepsi mayası içinde 10-15 dakika bekletmeniz yeterli. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişireceğiz. Ve bükmelerimiz pişti. Gerçekten tel tel yumuşacık. Çok lezzetli oldular. Böyle kesip de istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ara katlarını da görüyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar eğer bükmelerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.